Merhaba sevgili arkadaşlar. Hayat bilgisi genel değerlendirme sorularıyla karşınızdayız. İkinci dönem için çıkabilecek yazılı sorulardır arkadaşlar. Bunlar aynı zamanda ikinci dönem ikinci yazılı soruları olarak da lütfen cevaplayınız. Çünkü karşınıza çıkacak olan sorulardır. Evet, birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Bizde yanlış olanı bulmamız isteniyor arkadaşlar. Hemen kalemimizin rengini değiştirelim şöyle. Evet, bisiklet kullanırken kask ve dizlik takmalıyız. Bu doğru arkadaşlar, yanlış değil. Oyun parkları güvenli oyun alanlarıdır. Bu da doğru. Sokaklarda oyun oynayabiliriz diyor. Bilgilerden hangisi? Sokaklarda oyun oynayabiliriz ama çok tehlikeli olabilir arkadaşlar, değil, değil mi? Oyun parkları, evet, güvenli oyun alanlarıdır. Bisiklet kullanırken kask ve dizlik takmalıyız. Evet, bu da doğru. Yanlış olan hangisidir? C seçeneği. Sokaklar oyun için güvenli yerler değildir arkadaşlar. Doğru cevap C seçeneği. Kalemimiz sanki ince olmuş. Kalemimizi kalınlaştıralım ki daha rahat görebilirsiniz arkadaşlar. Evet, şu metrimi alalım. Evet, şimdi oldu. İkinci sorumuz. 9 yaşındaki Yusuf'un 3 günlük öğle yemeği listesi aşağıda verilmiştir diyor. Ha, liste verilmiş, bakalım. Yusuf pazartesi günlük mercimek çorba, balık salata, salı makarna, patates, cipsi ve ekmek, çarşamba, kuru fasulye, pilav ve elma varmış. Buna göre Yusuf hangi gün ya da hangi günlerde dengeli beslenmiştir diyor. Bakalım, mercimek, balık, salata, pazartesi dengelidir arkadaşlar. Buraya D yazalım, salı, makarna, patates, ekmek. Burada hepsi karbonhidrat arkadaşlar. Burada dengeli yok, hayır, bu yanlış olmuş. Kuru fasulye, pilav, elma. Evet arkadaşlar, pazartesi ve çarşamba günleri dengeli beslenmiştir. Kuru fasulye var, evet. Pilav var, evet. Elma var, evet. Sebze de var, bu da doğru. Pazartesi ve çarşamba, doğru cevap C seçeneği. Salı günü tek yönlü beslenmiş hepsinde. Hem makarnada karbonhidrat var, hem patates cipsinde, hem ekmekte. Hepsi karbonhidrat, hatalı olmuş. Üçüncü sorumuz, aile bütçesi. Bakalım, aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen kavramı olumsuz etkiler? Aile bütçesini ne olumsuz etkiler? Evde klima çalışırken camları açmak. Evet, klima çalışıyorsa camları açmamanız lazım. Bu yanlış arkadaşlar. Oturmadığınız odaların ışıklarını kapatırım, bu doğru. Bozuk olan musluğu yaptırmak, bu da doğru. Yanlış olan, klima çalışıyorsa camlar kapalı olmalı. Eğer cam açık ise klimayı kapatmanız lazım. Dördüncü sorumuz, burada sanki kötü bir trafik kazası olmuş arkadaşlar. Ramazan yolda yürürken resimdeki olaya tanık oluyor. Ramazan'ın aşağıda verilen acil durumlardan hangisini aranmasına gerek yoktur diyor. Evet, 155 polis arkadaşlar. Polisi aramasına gerek var. 112 acil, yani ambulans. Evet, ambulansı ve polisi aramasına gerek var. Hangisini aramasına gerek yok? 122'yi aramasına gerek yok. Kimin? Evet, Ramazan'ındı değil mi? Ramazan 155 ve 112'yi arasın ama 122'yi trafik kazası için meşgul etmesin. 5. Yukarıda tabloda doğru olanlara da yanlış olanlara ye yazınız. Bakalım. Toplu taşıma araçlarında önden binip arkadan inmeliyiz. Evet, bu doğru arkadaşlar. Yakın bir yere giderken emniyet kemeri takmamıza gerek yoktur diyor. Hayır, bu yanlış. Çocuklar araçta ön koltuğa oturmamalıdır diyor. Evet, bu da doğru. Toplu taşıma araçlarının durduğundan emin olduktan sonra binmeliyiz. Bu da doğru. Hangi seçenek? D, Y, D, D. D, Y, D, D sanırım A seçeneği arkadaşlar. Dikkat edelim bir daha. Doğru, yanlış, doğru, doğru. Evet, A seçeneği doğru oldu sevgili gençler. Altıncı soru, bakalım bizden ne istiyor? Tablo verilmiş. Tablo diyor ki yukarıda ev kazalarını önlemede kuralları ve uyulmazsa oluşabilecek sorunlar yer alır. Buna göre kural sonuç eşleşmesi aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir bu? Aşağıdaki hangi şekil olur diyor, eğer birbiriyle eşleştirirseniz. Islak elle prize dokunulmayacak. Elektrik çarpması. Evet, buraya getirdik.
Yatmadan önce kömürlü sobalar kapatılacak, zehirlenme olacak. Bunu buraya getiriyoruz. Ocaktaki yemeği dikkat edilecek. Yanma, bu da buraya gidecek. Şöyle bir şekil bulacağız. Hangisinde var arkadaşlar bu? C seçeneğinde gördüğünüz gibi bizim çizdiğimiz şeklin aynısı var arkadaşlar. Bakın, bizim çizdiğimiz şekil C'de var. 7. Yukarıdakilerden kaç tanesi sağlığımızı olumsuz etkiler diyor. Olumsuz etkiler. Bakalım. Uzayan tırnaklarımı keserim. Hayır, bu olumsuz etkilemez. Bu doğru. D yazalım. Grip olmuş arkadaşıma sarılıp onu öperim. İşte bu yanlış, olumsuz etkiler. Hastalandığımda evdeki ilaçlardan kullanabilirim. Hastalandı evdeki ilaçlardan değil, doktora gitmemiz lazım. Belki sana yaramaz. Bu da yanlış. Mevsimine uygun beslenirim. Doğru. Kaç tanesi sağlığımızın ne demiş? Olumsuz etkiler. Kaç tane yanlış yazdık? 2 tane yanlış yazdık. O halde doğru cevabımız 2 olacak. 8. Yine bir şema. 3 kişi var, pardon. Şaban, Mehmet ve Sezer konuşuyor. Bakalım ne konuşuyorlar? Yukarıdaki çocukların hangisinin söylediği doğrudur? Bakalım. Acil durumlarda yardım isteyebileceğimiz telefon numaralarını gereksiz yere aramamalıyız. Evet, bu doğru söylüyor. Evet, gereksiz yere ararsak meşgul ederiz. Bu doğru. Acil durumlarda ailemize ulaşmak için sadece babamızın telefon numarasını ezberlemeyiz. Yanlış. Annenizin de telefonunu, abinizin, ablanızın da telefonunu bilmelisiniz. Karşılaştığımız acil durumlarda sessizce olayı izlemeliyiz ya da saklanmalıyız. Bu da yanlış. Şaban doğru söylemiş. Doğru cevap A seçeneği. Aferin Şaban'a. Telefon numaralarını gereksiz yere meşgul etmemeliyiz. 9. Bir kroki verilmiş. Bakalım. 2E sınıfına ait kroki verilmiş arkadaşlar. İsmail kapıdan girişte ilk sıranın arkasındaki sırada oturmaktadır. Kapıda girişte ilk sıranın arkasındaki sıra. Kapı neresi arkadaşlar? Aha, kapı burası. İlk sıra burası. İlk sıranın arkasındaki sıra burası. 3. İlk sıranın arkasındaki sırada oturmaktadır. Buna göre İsmail kaç numaralı sırada oturuyordur? 1, 2, Ümit nerede var? 3. Ama ben anlamadım bunu arkadaşlar. Ne diyor? 1, 2, Ümit oturmuş olması gerekiyor. Pardon, soru kayboldu ya. Soru nerede? Ha. Kaç numaralı sırada oturuyordur? Birinci sırada zaten yok. İkinci sıra neresi arkadaşlar? 1 ve 2 zaten elendi. Geriye ne kalır? Ya zaten 3 kalır ya. Soru çok basit olduğu için ben başka bir şey aradım, bulamadım. Çok basit. 3 numarada oturuyor zaten arkadaşlar. Ne diyor? Kapıda girişte ilk sıra budur. İlk sıranın arkasındaki sırada 3'tür. 3 numaralı yerde oturuyor. Yani ben başka bir şey aradım. Ayrıca bizi düşürücü bir şey var mı? Hayır. Geçelim. Kaçıncı soru? 10. Ne diyor arkadaşlar? 4 tane ifade verilmiş. İfadelerinden hangileri doğru değildir diyor. Hangileri doğru değildir? Bakalım. Evimizi temiz tutmalı. Bu doğru. Çöpleri yere atmak. Bu yanlış. Oyun alanlarını temiz tutmalı. Doğru. Atıkları denize atmalı. Yanlış. Kaç tanesi doğru arkadaşlar? 1 ve 3 doğru. Doğru cevap B seçeneği. Diğerleri yanlış. Hem de çok büyük yanlış. Geçelim. Bir sonraki sorumuz ne gelmiş arkadaşlar? 11. soru. 11. birler alt alta yazılmış ama bu 11. soru arkadaşlar. Toplu taşıma araçlarıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Ön kapıdan inilip arka kapıdan binmeliyiz. Tam tersi arkadaşlar. Ön kapıdan binmemiz, arka kapıdan inmemiz gerekiyor. Bu hemen yanlış. Diğerlerine gitmeye gerek var mı? Okuyalım. Aracın durduğunda emin olduktan sonra binmeliyiz. Evet. Yaşlı hasta hamilelere yer vermeliyiz. Evet. Bunlar doğru. 12.
Öğretmenin sorduğu soruya hangi öğrenci yanlış cevap vermiştir? Bakın öğretmen ne sormuş? Toplu taşıma araçlarında uymamız gereken kurallar nelerdir? Leyla demiş ki, arkadan binip önden inmeliyiz. Leyla yanlış ya cevap vermiş. Az önce dedik değil mi? Önden binilip arkadan inilir. Ahmet ne demiş? Aracın durduğunda emin olduktan sonra inmeliyiz ve binmeliyiz. Doğru. Asmin, toplu taşıma araçlarını temiz bırakmalıyız. Doğru. Leyla yanlış biliyor bu işi. Önden binilir, arkadan inilir Leyla'cığım. Geçelim 13. Yardımlaşma ve dayanışma ifade eden cümlelere ait semboller aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi bakalım yardımlaşma ve dayanışmayı ifade eden cümledir? Haftaya pazar günü bir akrabamızın düğününe gideceğiz. Burada yardımlaşma ve dayanışma var mı? Soru işareti koyalım. Düğüne gitmek tabii ki bir dayanışmadır. Kuzenim Manisa'nın doğum günü için Menasa. İlginç bir isim, ilk defa duydum ya. Menasa'nın doğum günü için hediye alacağı. Bu bir dayanışmadır tabii ki. Dün akşam ninemi hastaneye ziyarette gitti. Bu da bir dayanışmadır arkadaşlar. Ne diyor? Dayanışma ve yardımlaşma ifade eden cümlelere ait sembolleri yazınız. Hepsinde bir dayanışma var. İnsanların yanına ziyarete gitmek bir dayanışmadır. Doğum gününe gitmek bir dayanışmadır. Pazar günü bir akrabamızın düğününe gitmek bir dayanışmadır. Üçü de var. Doğru cevap C seçeneği arkadaşlar. Evet, üçü de dayanışma ve yardımlaşmadır. Burada yine bir kroki verilmiş arkadaşlar. Bakalım kroki de bizden ne istiyor? Krakow'a göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım Zafer Caddesi üzerinde hastane vardır. Zafer Caddesi burası. Üzerinde hastane var mı? Yok arkadaşlar. Hastane nerede var? Gül Sokak'ta hastane gördüğünüz gibi. Zafer Caddesi burasıdır. Zafer Caddesi'nde hastaneye bakıyoruz. Müze var, banka var, restoran var, market var, okul var, park var. Hastane arkada kalıyor. Yanlış. Müze ve park Zafer Caddesi'nde. Evet, müze ve park Zafer Caddesi'nde, doğru. Banka ve ilkokul karşılıklıdır. Banka ve ilkokul gördüğünüz gibi karşılıklıdır. Ama Zafer Caddesi'nde hastane yok. 15. soruya geldik arkadaşlar. Çocuklar burada konuşuyor, bakalım ne konuşuyor. Çok merak ettim. Yukarıdaki konuşmayla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Doğru olanı bulmamız isteniyor. Bakalım arkadaşlar. Bak şu kız sınıfımıza yeni geldi. Adı Ezgi. Yüzü çillerle kaplı, ürkütücü görünüyor ama çalışkan ve iyi bir kız. Onu çok sevdim. Bence dış görünüşü önemli değil. Aferin. Gerçekten dış görünüş insanlarda önemli değil arkadaşlar. Hepimizin dış görünüşü bir gün bozulabilir değil mi? Yukarıdaki konuşmayla ilgili hangisi doğrudur? Ezgi'nin diğer öğrencilerden farklı bir görünüşü yoktur. Hayır, bu yanlış. Arkadaşlar farklı bir görünüşü var. Çünkü çillerle doluymuş. Ezgi'yi sınıfta dışlayıp alay etmişler. Hayır, bu da doğru değil. Bu da yanlış, dışlamamışlar. Ama ben onu çok sevdim diyor. Çalışkan, dış görünüşü önemli değil. Ezgi'nin farklılığının doğal olduğunu kabul etmişlerdir. Evet, işte bu doğru. Ezgi'nin farklı olabileceği ve bu farkı kabul etmişler. Onu çok sevmişler. Dış görünüş önemli değil demişler. Affedin çocuklara. 16. sorumuz arkadaşlar. İhtiyaçlarımız ve isteklerimiz verilmiş burada. Bakalım yukarıdaki tabloda istek ve ihtiyaç resimlerinden hangileri yanlış yerleştirilmiştir? Bakalım ihtiyaçlar arkadaşlar. Beslenme, ihtiyaç, yüzük. Bu bir istektir. Bu bir ihtiyaç değildir. 3. Bir kere 3 yanlış yerleştirilmiş. Bunu eledik. Çünkü burada 3 yok. Burada var. Burada var. Ondan sonra ev, yiyecek. Aslında bu da yiyecek. Bu da ihtiyaç olabilir. Bakalım istek. Burada ne var arkadaşlar? İstek olarak eğitim ve beslenme, oyuncak, pasta, 7. 7 de yanlış yerleştirilmiş arkadaşlar. 7'yi bulalım. 3 ve 7. 3 ve burada 7 yok. Burada 7 yok. 7. Bu da gitti. O halde hangileri yanlış yerleştirilmiş? 1. Evet. 1 bu nedir? Hamburger. Hamburger bir istektir. Bir ihtiyaç olmaz. 3. Yüzük arkadaşlar. 6. İstek değil 6. Zaten işaretledik. Bu bir ihtiyaçtır. 7. Evet 7 eğitim. Bir istek değil bir ihtiyaçtır. 8. 8 de yanlış yerleştirilmiş arkadaşlar. Bu sanırım bir et parçası. Et bir istek değil bir ihtiyaçtır. O halde elimizde ne kaldı?
A seçeneği kaldı. Ama gerçekten sizi zorlayacak bir soru arkadaşlar. Güzel hazırlanmış ama sizi zorlayabilecek bir soru. 17. Yazın sıcak, sağlıklı sebze ve meyve tüketmek isteyen İbrahim hangi seçenekleri tüketmelidir? Yazın sağlıklı sebze ve meyve. Karpuz, domates, armut, brokoli, pırasa, üzüm. Arkadaşlar yazın demiş. Yazın pırasa olur mu? Pırasa kış sebzesidir arkadaşlar. Evet. Yazın armut, evet olur. Ama brokoli bir kış sebzesidir arkadaşlar. Bu da gitti. Karpuz yaz meyvesi, domates yaz sebzesi. Evet, ikisi de yaz olduğuna göre doğru cevap ne olacak? A seçeneği olacak sevgili gençler. Geçelim 18. sorumuz. Yine bir tablomuz var. Yukarıda şemaya doğru olanlara, D yanlış olanlara Y yazınız bakalım arkadaşlar. Zamanımızı planlarsak sorumluluklarımızı zamanında yaparız. Evet, bu doğru. Doğru, doğru. Yanlış demiş. Bunu eledik o zaman. Zamanımızı planlarsak oyun oynamak için daha çok vaktimiz olur. Bu da doğru. Arkadaşlar, ne diyor? Zamanımızı planlarsak oyun oynamak için daha çok vaktimiz olur. Ama bu da doğru. Burada öyle bir şey yok. Bu da doğru olması lazım. Bakalım bu tarafa. Zamanımızı planlayan çocuk geç yatıp geç kalkar. Zamanını planlayan çocuk geç yatıp geç kalkar. Hayır, bu yanlış. Y olacak bu arkadaşlar. Şurada bir hata var arkadaşlar. Cevap sanırım şu olacak. Cevap sanırım şu olacak. Zamanımızı planlarsak oyun oynamak için daha çok vaktimiz olur. Evet, o da doğru. Ama şurada D ile Y yer değiştirmesi lazım. Buranın D, buranın Y olması lazım arkadaşlar. Soru sanırım yanlış hazırlanmış. Bir de zamanımızı planlarsak sorumluluklarımızı zamanında yaparız. Zamanımızı planlarsak sorumluluklarımız. Evet, doğru. Doğru. Yanlış olacak arkadaşlar. Soru sanırım hatalı hazırlanmış arkadaşlar. Burası doğru. Buranın D, buranın Y olması lazım. Şu ikisi Y'ye demiş. Hayır olmaz. Yorum kısmına yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Doğru cevap B olmalı ama D ile Y'nin yeri değişmelidir. 19. soru. Asmin bir konu hakkında yukarıdaki konuşmaları yapmıştır. Buna göre Asmin hangi konu hakkında konuşma yapmıştır? Bakalım. Dengeli beslenmek, sağlıklı ve büyüme, gelişme. Hangisi hakkında konuşmuş? Tuvaletten çıkınca ellerimi yıkarım. Bu nedir arkadaşlar? Sağlığa girer. Meyve sebzeleri yıkamadan yemem. Sağlık. Günde iki kez dişlerimi fırçalarım. Sağlık. Evet, hepsi sağlıkla alakalı. Doğru cevap B seçeneği. Aferin Asmin'e. Geçelim 20. soru. Aşağıdaki çocuklardan hangisi sağlıklı beslendiği söylenebilir diyor. Bakalım kim sağlıklı besleniyor. Açıktan satılan yiyeceklerden tüketmem. Ha, bu doğru. Aferin. Geç yatıp geç kalkarım. Yanlış. Sevdiğim yiyecekleri daha çok tüketirim. Bu dengesiz beslenme olur. Yanlış. A seçeneğindeki söyleyen kızımız doğruyu söylüyor. Aferin ona. Geçelim 21. soruya. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Babam, amcam, halam, kardeştir. Evet. Babanız, amcanız, halanız birbirinin kardeşi midir? Evet, kardeştir. Bu doğrudur arkadaşlar. Annem, teyzem, dayım kardeştir. Evet, annenizin kız kardeşi teyze, annenizin erkek kardeşi dayınızdır. Bu da doğru. Dayım, amcam, teyzem kardeştir. Hayır, dayıyla teyze kardeş olur. Amca kardeş değildir. Amca babanızın kardeşidir. Dayı ile teyze annenizin kardeşidir. Bu yanlış arkadaşlar. Doğru cevap C. 22. soru. Uzun bir sınav arkadaşlar ama güzel bir sınav. Ben çok beğendim. Aşağıdakilerden hangisi hastanede gerçekleşmez? Muayene hastanede olur. Röntgen hastanede olur. İlaçları satın almak nerede olur arkadaşlar? Eczanede olur değil mi? Doğru cevap C. 23. soru. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Ha, burada bir soru daha var. Bunu da yapalım. Adres bilgilerimizi verirken aşağıdakilerden hangisi söylememize gerek yoktur diyor. Evet, burada soru arkadaşlar. Soru yazalım. Numarası unutulmuş. Adres bilgileri verirken hangisini yazmamıza gerek yok? Ev telefonu, mahalle adı gerek var. Kapı numarası gerek var. Ama adresinizde telefonunuzun ihtiyacı yoktur. Kapı numaranız, sokak numaranız, mahalle adınıza ihtiyaç vardır arkadaşlar. Bir sonraki 23
Verilmiş 3 tane bilgi, bu 3 bilgiden hangisi yanlıştır diyor soru bize. Mevsimine uygun sebze meyve tüketmeliyiz. Bu doğru. Çilek her mevsim tüketilmelidir. Çilek arkadaşlar her mevsim bulunmaz ki. Bakalım meyve ve sebzeleri yemeden önce yıkamalıyız. Bu da doğru. Ama çilek her mevsim tüketilmez. Mevsiminde yenmelidir. Tutarsanız değil mi kış mevsiminde çilek tüketirseniz mevsimine uygun değil sera çileği olur ve sağlıksız olur. 24. Bir gülün yaşadığı mahallede onarım ve bakım çalışmaları yapılacağı için elektrikler 2 gün kesileceği duyuruldu. 2 gün de fazla ama gerçekten. Buna bağlı olarak bir gülün evi ve mahallesinde aşağıdaki durumlardan hangisinin yaşanması beklenir? Okullar tatil edilir. Hayır arkadaşlar, olmaz. Yanlış. Y yazalım. Belediyenin otobüs seferleri iptal edilir. Hayır. Buzdolabındaki yiyecekler bozulur. İşte bu doğru arkadaşlar. 2 gün elektrik yoksa buzdolabınızdaki yiyecekler bozulabilir. 25. soru bilinçli tüketici için. Balık kılçığına aşağıdakilerden hangisi yazılmamalıdır? A. Bakalım. Önce istekler sonra ihtiyaçlar alır. İşte bu yanlış arkadaşlar. Bu yazılmamalıdır. Çünkü önce ihtiyaç önce sonra istek olur. İstek her zaman sonradır. Hemen direkt doğru cevap A yazdık ve geçtik arkadaşlar. 26. sorumuza son 3 soru. Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur? Bakalım arkadaşlar. Su, elektrik, doğalgaz gibi kaynaklar bol bol tüketmeliyiz. Yanlış. Tasarruf etmeliyiz çünkü sınırsız değildir bunlar. Bireylerin boyu, kilosu, saç ve göz rengi fiziksel özelliklerinden bazılarıdır. Bu doğru arkadaşlar. Fiziksel özelliktir. Oyundan önce oyun kuralları belirlenmelidir. Bu da doğru arkadaşlar. Bireysel farklılıklara karşı saygılı olmalıyız. Bu da doğru. O halde 3 tane doğrumuz var arkadaşlar. Sadece birincisi yanlış. Bol bol tüketmemeliyiz. Tasarruflu tüketmeliyiz. Dikkatli tüketmeliyiz. 27. Bir doğru yanlış sorusu. Doğru yanlış yazalım bakalım. Karnı aç olan sofraya önce oturup yemeye başlayabilir. Hayır arkadaşlar, sofraya beraber oturulmalıdır, beraber başlanmalıdır. Yanlış, yemeği hızlı hızlı yemeliyiz. Hayır, bu da yanlış. Yavaş yavaş çiğneyerek yemeliyiz arkadaşlar. Yemekten önce ve sonra ellerimizi yıkamalıyız. Bu doğru arkadaşlar. Tabağımıza yiyeceğimiz kadar yemek koymalıyız. Evet, fazla koyarsak dökmek zorunda kalırız arkadaşlar. Yemek atığı olur. Bu da doğru. 2 yanlış, 2 doğru. Doğru cevap nerede oldu? A seçeneği olarak karşımıza çıktı sevgili. Gençler aşağıdakilerden hangisi? Grup çalışmalarının yararlarından değildir. Bakalım sorumluluk duygusunu geliştirir mi? Evet, doğru arkadaşlar, geliştirir. Yeteneklerimizi geliştirebilir mi? Evet, grup çalışmaları yeteneklerinizi de geliştirir. Farklı şeyler görür ve öğrenirsiniz çünkü. Bencillik duygumuzu geliştirir. Hayır arkadaşlar, bu yanlış. Bu doğru değildir. Evet sevgili gençler, geldik son sorumuza. Son sorumuzu cevaplamadan önce sizden bir ricamız var. Lütfen kanalımıza abone olun, videolarımızı beğenin ve yorumlarınızı yazın. Ayrıca isteklerinizi videonun altında belirtirseniz en kısa zamanda size isteklerinize cevaplar ve geri döneriz. Şimdi 29. sorumuzu yapalım. Yukarıda ifadelerden kaç tanesi nezaket ifadesidir? Aa, nezaket ifadesi sormuş. Senin olsun. Hayır. Yanlış arkadaşlar. Lütfen. Evet, bu nezakettir. Kolay gelsin. Nezakettir. Geçmiş olsun. Nezaketsin. Git başımdan. Hayır, nezaket değil. 3 tane nezaket ifadesi vardır arkadaşlar. Senin olsun ile git başımdan kaba ifadelerdir. Evet sevgili gençler, sınavımız, çalışma kağıdımız burada sona erdi. Biz rehberlik sevgilisi olarak yazalım adımızı. Rehberlik servisi olarak daima yanınızda olmaya devam edeceğiz. Başarınız için mücadele edeceğiz. Siz de kanalımıza abone olursanız seviniriz. Hoşça kalın, başarıyla kalın sevgili gençler.